Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra hizaya gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüffü. Bir de Türk dükkan bulduk burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. Havana Kuba'dayız. Parque Central. Efendim, Kuba'nın meydan parkındayız. Ana meydanındayız. Yani burası ne diyelim, Sultanahmet Parkı'ndayız. Her şeyinde farkındayız efendim. Kuba'nın da parkındayız ve hastasıyız. Şimdi, gideceğimiz olay çok önemli. Takip edin bakalım ne yapacağız bugün. Size bir şey yapacağım. Bir sürprizim var. Nefis bir sürpriz. İlk önce gideceğiz, pazardan çiçek alacağız. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Ben bisikletle gidiyorum. Görüyor musunuz güzellerin şu Kuba'nın kardeşim ya? Bu ne biçim iş ya? Bu nasıl bir mimari? Bu nasıl bir... Yani şimdi güzel restore ediyorlar. Restorasyon. Türkiye'de yok hiç restorasyon. Türkiye yazacağım artık anlamak için. Restorasyon. Hop restorasyon. Aman restorasyon, yandım restorasyon. Tarih affetmeyecek sizi, tarih. O restorasyonu bozdunuz ya silüeti, İstanbul'un iki tane gökdelen sizi, kimseniz siz, sizi tarih affetmeyecek. Sizi değil, izin verenleri affetmeyecek tarih. Ölene kadar peşinizdeyim. Anneciğim kurtar beni. Anneciğim, Havana'dan beni kurtar anne. Anne, timsahlar beni kapacak anne. Vardır ya filmde, nahir ne olamaz. Efendim, pazara geldik. Bir memlekette ilk önce pazara şöyle bir bakacaksın. Ondan sonra gideceksin. Gelin bakalım. Biraz ses memur. Gelin bakalım. Pazara gel. Şimdi şey burada çok ucuzdur. Yani basit maddeler. Un, mısır unu, mısır, efendim. Enteresan bir nohut gibi bir şey var. Ama anlamadım. Çok tuhaf şeyler. Çok ucuz tabii. 12 dediği buranın pezosu. Yani bizim yani 12 kuruş falan. Acayip paralar. Onlar platanas. Onları pişiriyorsun. Ekmek gibi. Onun tadı yok. Ya tatsız yenmez. Şunlar yener. Şimdi bir çiçek alıp oradan işimiz var. Onun işi takip edeceğiz. Muchísimas gracias, señora. Gelin bakalım, bilin bakalım nereye gideceğiz. Kız istemeye gitmiyoruz. Hadi gidiyoruz. Nerede bizim adamlarımız? Gelin bakalım. Sol tarafta gördüğünüz gibi Devrim Müzesi.
Derin'de kullanılan silahlar, araçlar, uçaklar ve Granma, meşhur bir gemi vardır Granma. Bizim yani Samsun'a ayak bastığımız geminin Küba versiyonu Atatürk'ün. Efendim, o gemi de burada. Efendim, uçaklar ve yani domuzlar körfezi operasyonunda kullanılan savaş aletleri. Yani bu ufacık ada Amerika'ya kafa tuttu ya. Her tarafta bakın ne var. Tienes la nuestra historia. Tarihimize, geçmişimize sahibiz. Cincuenta años y seguimos por siempre. 50 yıl oldu. Her zaman takip edeceğiz diyor. Devrimden bahsediyor. De los años 1900, ocupan todos los países de mi gran país, Turquía, Inglaterra, Francia, Italia, en griega también. Pero ese señor aquí, muy importante, Mustafa Kemal Atatürk. Efendim, sevgili dostlar, anlatıyordum şimdi bir bisikletin çocuklarına. Bir tanımıyordu dedim, bir Atatürk anlattık. 1900'lerde bütün memleketimiz istila edilmişti. 15 günde hepsini bir zahmet denize kadar elinden götürerek babaları memleketimizden kovdu efendim. Efendim, Mustafa Kemal Atatürk heykeline bir çiçek koyacağız Havana Kuba'da ve bir saygı duyuşunda bulunacağız ve oradan gezimiz devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk, Fundador de la República de Turquía. Yurtta sulh, canda sulh, paz del país, en el país, paz en el mundo'nun Türkçesi yurtta sulh, canda sulh. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yazıyor İspanyolca 81 ve 38. Bir de dua edelim, bir Fatiha çakalım Türkçe babaya, oradan şey yavrum be. Pek güzel bir heykel değil ama daha güzel yapılabilirmiş doğrusu. Ya Türkçesi, yalnız sana hamd ederim. Yalnız seni takip ederim. Sapıkların ve satlıkların peşinden değil, senin peşinden gelirim. Ulu Tanrım, Allah'ım diyor. Çok güzel de bir yere geldik. Her tarafı restore ediyorlar. Gelin gelin. Yani beş paraları yok. Dünyanın en fakir ülkesi ama restorasyon var. Restorasyon. Şarkı yazacağım. Türkü. Restorasyon, restorasyon. Yavrum yavrum restorasyon. Gördüğünüz gibi vatan için kahramanlar meşalesi var. Hemen müzenin başında, bu devrim müzesinin başında hemen A los héroes de la patria nueva. 1989'da Fidel Castro şef 19 Nisan'da bu meşaleyi yakmış. Kahramanlar için bu yeni memleketimizin, yeni ülkemizin kahramanları için Gloria Eterna, yani sonsuzluğa dek şan ve şeref için bütün Patria Nueva, yeni Dos Hereros de la Patria Nueva, yeni ülkemizin
kahramanları için sonsuzluğa kadar meşalesi. Efendim, ama arkadaşım, yenginiz diye yanlış anlamayın, arkadaşımdır. Efendim, bütün buranın muhtarıdır. Yani bu mahallenin muhtarıdır. Eski filmde de vardı, bakın bundan sonra sizi ne yapacağım? Sizi öldürdüm. Türkiye, sizi öldüreceğim. Amada'yı gördük. Efendim burada bir adak yapacağız. Emi kukumu siyasi memur. Depos esi. Eligua'ya, Eligua yani bu büyük tanrının bir alt tanrısı. Yani olurun var en büyük tanrı ona ulaşamıyoruz. Eligua var onun bir altı Eligua için bu. Neyse Eligua sonra olurun. Kema. Exactamente. Primero de la religión.
Efendim, geldik bir tarikat evine. Anne, anne. Birazdan bizi polis bak. Artık yasak değil. Eskiden yasaktı bu. Yani devrimden evvel yasaktı bu işler. Devrimde mesela şu çango. Bu ona verilen bir adak. Kırmızı şarap. Çango kırmızı giyinir. Aslında iki uçlu baltası vardır ama tek kılıç ve görevi şimşek ve gök gürültüsü ve şimşek tanrısıdır. Yani sembolü odur. Yalancıları, üçkağıtçıları, sahte insanları elindeki iki başlı baltasıyla doğrar efendim. Abi. Tanrıçanın adı Yemaya. Deniz tanrısı. Rengi mavidir. Deniz ve bereket tanrısı, tanrıçasıdır. Yemaya. Efendim. Es creada por la esposa del pintor. Así. Por bu artista, esposa del pintor. Sí, Marisa. Marisa. Mírala aquí, Marisa, por favor. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo está Marisa, mi amor? Es un encuentro. Bien, bien. Dame un besito. Qué linda. Siempre es mejor besar las mujeres lindas. Hayatta ne demek? Hayatta güzel kadınları öpmek çok güzel bir şeydir dedim. Çok hoşuna gitti tabii. Efendim, burası Marisa'nın sanatı. Bütün kendi yapmış. Tanrıların ve tanrıçaların eserleri var. De la iniciación de ella que se cumple. ¿Ah, sí? Siete años más de la iniciación en la religión Yoruba. ¿Siete años ya? Siete años iniciado en la religión Yoruba, Yemaya. Yedinci seniz. Efendim, iniciación diye bir şey var. Bu dine, yani bu Santeria dinine başlama. Bunun için büyük bir imtihandan geçerseniz zor bir şeydir başlama. 7 sene evvel başlamış Santeria dinine. Yemaya inanmış, şu tanrıçaya inanmış. Yemaya bereket ve ona özel olarak yapılmış. Yemaya balıkları toplar. La dueña del mar. Pescado del mar del prosperidad. Exacto. Importante. Yani çok bir evrensel bir tanrıça Yemaya. Bereket tanrıçası. Ya dansı da böyledir hatta. Şey toplar. Balık toplar, ağ toplar falan çok enteresandır. Mavi renklidir deniz ya. Ablanım da Yemaya'ymış gördüğünüz gibi. Virgen de la Caridad, viva de la Virgen de la Caridad. Yani Padrona de Cuba. Padrona de Cuba, Virgen de la Caridad. Virgen de la Caridad tanrıçası, Kuba'nın patroniçesi. Kuba'yı koruyan aziz. Virgen de la Caridad, sevgi bakiresi. Aşk bakiresi Virgen de la Caridad. Aynı zamanda bugün Oçun günü, yani Santa Barbara günü, pardon. Santa Barbara'da önemli bir tanrıça. Bugün onun günü, her gün bir tanrıçaya ait. Santa Barbara Chango. Santa Barbara Chango, ikisi de aynı şey. Biri Afrika, biri Katolik ismi. Chango Afrika, Santa Barbara Katolik ismi. Onun da günü bugün. Virgen de la Caridad'ın da günü bugün. Bugün önemli bir gün değil, dinsel bir gündeyiz efendim. Dinsel bir pazar geçiriyoruz Kuba'da. Jose Marti, yani neredeyse bizim Atatürk gibi, şöyle gibi çok çok anılıyor. Caddeler onun adına, yollar onun adına, parklar onun adına. Jose Marti bir şair, fakat devrimci şair. Efendim, burada heykelini görüyorsunuz arkamda. Burası Parque Central, yani Merkez Parkı. Bütün Havana'nın tam efendim göbeğindeyiz. Şurada Otel İngiltere var, İngiliz oteli. Bütün İngiliz seyyahların kaldığı zamanında. Yanında büyük tiyatro var, Bale ve Klasik Müzik Tiyatrosu. Burada da spor bahsi yapan Kubalılar var. Çok battık, burası şey. Şimdi bakalım bizi sokacaklar mı? Porque de Belgica, ese es un equipo Cuba. Voy a ver, José Luis. José Luis, ¿te gusta? Y mi terraza se secó. Y le digo,
Beyzbol Cubano çok önemli beyzbol burada. Bayağı burada fanları var. Ateşli kavga ediyorlar. Kim daha iyi oynadı o hafta falan. Senin kimde iş yok? Benim kimde? Falan öyle şeyler var. Ne biçim oynadı? Iskaladı 4 tane zaten. Hayır efendim. Kondisyonu daha iyi falan öyle kavgalar var. Bak bak acayip. Efendim bu da meşhur Grand Tiyatro. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Binanın güzelliğini. Bir memleketteki kültür, bakar mısınız kültüre? Allah'ın Küba'sındaki Grand Tiyatro'nun güzelliğini, binanın görüyor musunuz kardeşim? Bizde bir tane tiyatro vardı, AKM kapandı. Bir memleketin kültürü, binalarının şimdi restore ediyorlar binayı. Yani nasıl bir şey ya? Niye oralara, biz niye gelemedik buralara? Allah'ın Küba'sı, bütün Küba'nın nüfusu, İstanbul nüfusunun yarısı kadar. Havana 2 milyon. Yani bir mahallesi İstanbul, Kadıköy bile değil. Düşün. Fiyat'ın sunduğu Ayhan Sicimoğlu ile Renkler programı devam edecek. Fiyat. Fiyat'ın sunduğu Ayhan Sicimoğlu ile Renkler programı devam ediyor. Fiyat. Capitolio, Amerikan rüyası. Yapılışı 1920. Yani Washington DC'deki Capitol binasından, Amerika'nın Capitol binasından araklama. Efendim aynı konsept, aynı anlayış, aynı mimari, aynı dizayn. Efendim yani Havana'daki ilk Amerikan rüyasının çekirdekleri buraya atılmış. Aşağı yukarı aynı. Yani galiba aynı. Şu anda içinde müzeler var. Tabiat müzesi var. Efendim, bir saat galerisi var zannediyorum. Gitmedim ama. Beni pek çekmiyor bir şekilde. Bir şeye bakalım. Bakalım ne oynuyor tiyatroda akşam. 10 lira giriş halka. Halka daha ucuz. Turistlere 10 lira, 10 kuk. Yani 10 kuk dediğin 15 lira falan gibi bir para. Çok güzel. Bale ve klasik müzik var. Bakalım bu akşam ne varmış? Gelin bakalım, gelin. Escola Nacional de Ballet, yani Milli Bale Okulu. Kızlar da herhalde balerinler. Ufacık. Bugün akşam bir şey Garcia Roca presenta ama ne, hangi oyun var bilemiyoruz. Quanto años haces? Todo el escuela, todo el programa. Quanto años dura? 8 años. Después de 8 años eres un ballerina profesional. Aquí, qué linda. 8 senelikmiş okul. 3, 5 ve 3 üçüncü sınıftalar. Kızlar çok şeker. Baksana kızın duruşundan belli, ayaklarından falan. Balerin. Ondan sonra çok güzel, maşallah. Bu akşam keşke gidebilsek. Hastasıyım aslında balerin. Çok önemli balerde, Kuba'da. Karışık bir bale varmış bu akşam, yani bir oyun değil. Efendim, Kolombiya'ya gitmiş olan bir bale ekibinin tekrar geri gelip burada bir show yapmasıymış. Değişik ufak oyunlar ya oynayacaklarmış. Çok önemli. Bütün insanlar kuyrukta, bakın. Ne kadar önemli bir ülkede bale, klasik müzik çok önemli Kuba'da. Ufacık memleket, 2 milyon nüfusu var Havana'nın. Beş paraları yok, aç bile açlar, bazen yemek yemiyorlar ama müzik, bale deyince, müzik bale deyince akarsular duruyor. Nasıl millet ya? Yani görüyorsunuz değil mi? Her tarafta müzik var, herkes dans ediyor zaten. Bak.
Herkesten baksan herkesten söylüyor. Bütün dünyadan söylüyor. Gel biraz bakalım. Sana kadın ama kadın dost oluyor, harika. Hoppa! Manuel de la Cruz. Bu da bir milli kahraman. Efendim Kuba'nın hürriyetinde, İspanyollardan olan hürriyetinde devrim öncesi efendim büyük rol almış ve hayatını feda etmiş ve savaşın başlamasında çok büyük yardımları olmuş. Efendim ve Kuba'nın şimdiki mevcudiyetinde büyük payı olan bir milli kahraman Manuel de la Cruz efendim. Paseo del Prado. Çok sevdiğim bu güzel taşlı yerleri, işlemeli iki yolu ortasında. Burası sembolik olarak, belki fiziki olarak eskiden turistik Havana ile yaşanan Havana'yı, yani halkın yaşadığı Havana, iki ayrı ortasındaki sokak. Yapılışı 1700'lerin başında, düşünün. Efendim sonra 1900'lerde burası böyle biraz kalite düşmüş şey olmuş. Böyle randevu evleri, kırmızı, yani bütün şeyler, kadın satanlar, seks pazarları, balkonlarda böyle şeyler, hayat kadınları falan olmuş. Kumarhaneler falan olmuş. Fakat 60 devrimde bunlar çıp diye donmuş, biliyorsunuz. 60 devrimde bütün kumarhaneler, randevu evleri, hayat kadınları birdenbire durmuşlar. Şimdiki durumunda öyle bir şey yok. Şimdi güzel bir şey olmuş. Çocuklar var diye çok merak ediyorum. Niye çocuklar? Meğerse etrafta okullar açılmış. Hatta ileride bir yerde büyük bir jimnastik üniversitesi de var. Güzel bir bina. Ministerio de Justicia, Palacio de los Matrimonios. Adalet Bakanlığı Evlendirme Binası. Yani nedir Türkçesi? Nikah salonu. Aklıma geliyor bazen. Gelin bakalım. İçi çok güzel. Cumartesi pazarmış düğünler. Bugün pazar ama saat 2'de bitti dedi. Yani bir düğün görsek aslında güzel olur düğün görmek. Düşünün, Cuban düğün. ...1814'lerde falan burası bir İspanyol asil ailenin evi. Bakın ne oluyor, nasıl. Sonra Amerikalılar gelince burası kumarhane oluyor, özel kumarhane. Yani zengin aileler Amerika'dan kaçıp burada kumar oynuyorlar. Kumarhane, efendim, kadın, tabii evelallah, efendim, beraber kol kola gidiyorlar. Uyuşturucu da muhakkak oluyor. Fakat devrim işte burada devreye giriyor. 60'ta şıp diye donuyor. Bütün o kumarhane, muarhane, mafya, kafya hepsini buradan kovuyorlar. Ve burası nikah salonu oluyor. Fakat nikah salonu bakın nasıl bir işte kültür bu. Nikah salonu ama aynı zamanda bazı akşamlar, akşam nikahı olmuyor, gündüzleri nikahı oluyor. Akşamlarda konser salonu, oda müziği yapıyorlar.
violin, cello burada. Çok güzel akustiği var çünkü. Baktım akustiğine. Aa, aa. Baksana akustiğe. Acayip. Çok güzel akustikte olan bir salon. Akşamları konser salonu. Bakın 2 milyonluk kasabada akşam konser salonu. Burada gününüzde nikah salonu. Yani nikah salonları gece uyur çünkü herhalde. Gece nikah olur mu bilmiyorum herhalde. Olmaz. Gününüzleri olur aileler. Bugün de olmuş. Saat 2'de. Öyle diyor. Ocak ayında konserler başlıyormuş. Ben Şubat ayına bir daha geleceğim dedim. O zaman bekleriz dedi. Konserlerde halka açık ve ücretsiz. Sevgili dostlar. Ücretsiz klasik müzik konseri. Klasik müzik. Ha, diğer müzik var mı? Var. Salsa, malsa, caz var mı? Allah'ı var. Cazın Danisco'su var. Salsanın doğduğu yer. Latin müziği. Ama onunla kol kola yanında evrensel müzik dinliyor Kuba halkı. Gördünüz değil mi baleye olan kuyruğu? Üç jenerasyon baleye geliyor. Anne, kız ve kızı. Kız da 4 yaşında bale seyretmeye geliyor. Ah, 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 ne olacak halimiz, ne olacak bizim halimiz. Burası daha ufak bir salon. Şurası tam evlilik şeyinin gelin, damat. Ben de şurada oturacağım ve size Küba hükümetinin bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum diyeceğim. Evet efendim, sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, La Fermina lokantasındayız. Küba'nın önemli bir et lokantası. Efendim, görülür, dekor harika gördüğünüz gibi. Bunlar eski, devrimler evvelki zenginlerin evleri. Şimdi lokanta olmuşlar ama eski şeyin bir kısmı duruyor. Mobilyaların, tabloların efendim vesaire vesaire. Aynı herhalde eskiden kalan aynası zahir. Efendim, bu çok da güzelmiş. Görüyor musunuz? Kolonyal, İspanyol kolonyal mobilya. Efendim, burada et yiyeceğiz bu akşam. Bu güzel lokantaya bakacağız. Artık bunlar biliyorsunuz devletin lokantaları. Burada özel mülkiyet yok. Paladar isimli lokantalar. Paladarlar ailelerin lokantaları. Özel izinle yapılmış lokantalar. Annesi mutfakta da, kız garson da, babası kasada falan gibi lokantalar. Ondan sonra onun için burada şey, esos para nosotros. ¿Qué es eso? Piña colada. Qué linda. Gracias, señor. Piña colada. Hindistan cevizli ram. Ben de ram hastasıyım. Yani ağır içki sevmem. Yani ağzıma vodka koymam. Böyle başka ağır içkileri hiçbir zaman koymam. Rakı bakı da içmem. Şarap iyisini severim. Bir tek bunlardan da, bu ağır içkilerden de, disli içkilerden de bir tek ram severim. O da bu civarın içkisi olduğu için herhalde kalbimde öyle bir şey var. Martinik'te güzel ram yaparlar. Tabii Küba'nın da milli içkisi, Küba'nın rakısı, milli içkisi. Bizim memleket Küba diyorum. Çünkü kendimi bu memlekete ait hissediyorum. Niye acaba? Kalbimde duruyor memleket. Yani benim tabirimde hastasıyım Küba'nın. Poyo. Poyo. Efendim, şişte tavuk yiyoruz. Bu şekilde getiriyorlar. Havalı, gördüğünüz gibi. Birazdan tadacağız. Küba'da çok iyi yemek yeniyor dersem yalan söylemiş olurum. Yemek kültürü bizim, yani biz Türklerin için olacak şey değil aslında. Biz biraz yemekte şımarığız Türkler. İtalyan arkadaşım dediği gibi, Türkler kötü yemek yemezler dedi bana. I Türkiye non possono mangiare male. Türkler kötü yemek yemezler. Biz hakikaten kötü yemek yiyemeyiz, biliyor musunuz? Yiyemeyiz. Biz şımarık bir şeyiz, sofracıyız. Yani onu beğenmeyiz, bunu beğenmeyiz. Onun için bizi yemek beğendirmek için birkaç fırın ekmek yemek lazım. Ama iyi ekmek yiyeceksin birkaç fırın. Herhangi ekmek değil, francala. Thank you.